Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Kaşar peyniri yapıyorum. Böyle kendimin yaptığını daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Yok nişasta, yok şu bu koyuyorlar. Ben onu da denedim, hiç güzel olmadı. Şimdi bakalım bu gerçek peynirden yaptığımız için güzel olacağını düşünüyorum. Böyle tabağımızda koyuyoruz. Peynirlerimizi içine döküyorum. Şöyle lor peyniri. Şöyle keseyim. Tenceremize alıyoruz. Pardon. Koyduğumuz tabağın cam kasenin içine alıyoruz. Şöyle koyuyorum. Değişik değişik peynirlerden yaptım. Bunu lor peynirinden, şunu da kırık peynirden yapıyorum. Bunu da açıyorum şöyle. Şimdi arkadaşlar burada yarımışar kilodan 1 kilo lor peyniri var. Biri kırık peynir, yarısı kırık peynir, yarısı lor peyniri. Böyle karıştırıyorum. 250 gram da kaşar peyniri kattım. Bakın sünmeye başladı içinde kaşar peynirleri. Şöyle biraz yumuşasın. Blender'la çekeceğim. Şöyle devamlı karıştırıyoruz. Altında su kaynıyor. Tencerede. Benvari usulü yapıyoruz böyle. Şöyle tadına baktım. Üçünün karışımı tadı çok güzel olmuş. Şöyle güzelce ezip karıştırıyoruz. Daha kaşar peyniri tam karışmadı da üzerine. Kaşar peyniri hem çok pahalı hem de bazıları güzel değil, böyle nişasta nişasta tadı geliyor ağzımıza. Çok güzel sünmeyenler de var. Hangi markanınki bilmiyorum artık. Denk gele rastgele alıyorum. Ama böyle kendim yapınca inşallah daha güzel olacak. Güzel olur da sizler de yaparsınız. İyi olur. Hem ucuza geliyor. 1 kilo lor peynirine kaç lira verdim? 26 birisiydi. Birisi de 36'ydı. 70 lira verdim diyelim. Kaşar peyniri de 40 liralık da öyle kattım desem, 100 liralık peynir var burada. 1 kilo kaşar peyniri alacak olsan 150 170, fiyatlarına da bakmadım ama o aralar. Fiyatı da bir yerde çok şey yapmıyoruz tabii ki. Nasıl olsa alıyoruz. Fiyatı da bir yerde insan gözü görmüyor. Güzel olsun, iyisi olsun. Sağlığımıza zarar vermesin.
Onu daha çok önemsiyoruz. O yüzden böyle daha sağlıklı olacağını düşündüğüm için kaşar peyniri yapıyorum. Bakın sürmeye başladı. Yumuşadı güzelce. Eğer böyle güzel olursa neden böyle her zaman yapmayalım? Hem daha ucuza hem de daha kaliteli bir şeyi hepimiz de yaparız. Değil mi arkadaşlar? Tadı çok güzel. İnşallah güzel olmuştur. Şöyle 2-3 kere de blenderla karıştırırsak inşallah güzel olacak. Daha birkaç kere daha böyle blenderla karıştıracağım. Şöyle bir şimdi çıkarayım bunu. Biraz kaşıkla devam edelim. Gerçekten arkadaşlar tadı çok harika olmuş. Şöyle ben ekmeğime sürüp sürüp yedim hatta. İnşallah bir de sünerse kaşar peynirinin tadından bile güzel diyebilirim. Şimdi tadını daha çok tulum peynirine benzettim ben. Çok güzel tulum peyniri. Yani böyle kendi yaptığımız daha güzel. Evimizde sağlıklı yaparız inşallah. Eğer peynirlerin markasını sormak isteyen varsa, bakın sünmeye bile başladı. Peynirlerin markasını merak edenler varsa yorumlara yazabilirsiniz. Ben de size söylerim. Çok güzel oldu. Daha bir kere çektim blenderdan. 2-3 kere çekince harika olacak. Harika. Bakın sünmeye başladı bile. Sizler de yapın deneyin derim. Çok güzel. Sünmeye başladı bile hatta. Ben tabii ki daha çok blenderla çekiyorum kamera arkasında. Sizlere fazla gürültü olmasın diye elimden geldiği kadar az yapmaya çalışıyorum gürültüyü. Hiç yapmayacağım aslında da şöyle gene de nasıl yaptığımı göstermek istiyorum. Biraz daha çekeyim. İkinci çekimimiz. Bir bardakta süt katıyorum şöyle içine. Hem size hem kendime en doğrusunu yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Ben Mari usulün uğraş kaç saat oldu? Onlar uğraşmaya hiç gerek yok. Şöyle yapışmayan bir tavaya aldım güzelce. Kaşar peyniri bakalım. Kaşar peyniri de diyemeyiz de. Tulum peyniri. Tulum peyniri de zaten çok pahalı. Tulum peyniri diyebiliriz. Şu sütünü çeksin. Aynı tulum peyniri tadında. Ben de zaten seviyorum tulum peynirini. Kaşar peynirinden daha çok seviyorum. Kaşarda hileler çok. Dediğim gibi. Şöyle hilesizce tulum peyniri yiyelim bari. Aynı tat tulum peyniri oldu. Buna kaşar peyniri diyemeyiz. Sünmüyor. Çok az sünüyor. Bakın. Az sünüyor. Daha ne kadar sünecek bu? Bayağıdır kaynatıyorum. Tulum peyniri yaptık diyelim.
Bakın çok az. Bir daha kaynasın bakalım olacak mı? Çok nefis oldu, nefis. Üç kere blenderla çektim arkadaşlar. Kaşar peyniri olmadı maalesef. Tulum peyniri oldu dediğim gibi. Tulum peyniri niyetine yiyebilirsiniz. Şimdi ben bu soğusun aynı peynirin kalıbına tekrardan bakın hiç sünmedi. Tulum peyniri oldu. Evdeki kaşarlarımı da kattım bunun içine. Evdeki kaşardan dolduk. Hiç kimse kimseyi kandırmasın. Lütfen doğru bilgiler verin. Hep böyle bazen gene bu güzel oldu. Kaşar peyniri oldu dediğim gibi. Bazen öyle videolardan izleyip tutmadı, döktüğümüz oluyor. Kimse kimseyi kandırmasın. Zaten ortalık ateş pahası. Kaşar olmuyor maalesef. Ha belki peynir iyidir, köyden almıştır, sünen peynirdir. Ben marketten aldım. Belki ondan olabilir, öyle bir peynir bulursak bir de ondan deneriz. Daha güzel videolarda buluşmak üzere kanalıma abone olmanızı, beğeni yapıp bu peynir hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Beğenileri unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.